sahipsiz hayvanlarımızla alakalı projemizi biliyorsunuz açıkladık. Şu an İstanbul'un sokaklarındaki korkuyu ve endişeyi giderecek proje için 39 ilçemize hayvanlarımızın orada bakımlarının yapılabileceği, orada aşılama, tedavi işlemlerinin yapılabileceği, yine aynı şekilde kısırlaşma sürecini birebir takip edeceğimiz hayvan bakım merkezlerimizi 39 ilçemize kazandıracağız. Diğer taraftan iki yakaya 50 bin sokak hayvanımızı, sahipsiz sokak hayvanımızı yine bakımlarını, orada yemek ihtiyaçlarını, İAŞ hizmetlerini, orada kısırlaştırma süreçlerini ve rehabilitasyonlarını sağlayacak süreci öncelikle İstanbul'a kazandıracağız. Yani bu işi bir kontrol altına almamız lazım. Her işte olduğu gibi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de maalesef herhangi bir iradeyi Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atmadığını görüyoruz. Ve sokaktaki korku ve endişeyi de hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla buradaki sahipsiz hayvanlarımıza bu hayvan barınaklarında bakarken sonuruna ilişkin bir problemi çözmek adına da kontrol altına almış olacağız. Öncelikle kontrol altına almamız lazım. Yani bu kısırlaştırma işlemini tamamlayacağız ki yani bu 1-2 sene sonra belki de müdahale edemeyeceğimiz bir duruma geliyor. Dolayısıyla bir taraftan bu süreci yürüteceğiz. Bir taraftan da az önce de ifade ettiğim gibi sokaktaki korku ve güveni tesis inşallah etmiş olacağız. Buna ilişkin de inşallah 1 Nisan itibariyle projemizi hayata geçiriyor olacağız. Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Adaylarımız mal varlıklarını açıklayacak diye. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu da bugün, rakibimiz Ekrem İmamoğlu da bugün 2019 seçimlerinde açıkladım, yine açıklayacağım açıklaması yaptı. Siz mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünürüz. Biz mal varlığımızı zaten düzenli veriyoruz. Yani biliyorsunuz biz bakanlık görevi yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımızla ilişkin düzenli olarak bunu bildiriyoruz ve resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir sıkıntı yok, problem yok değerli arkadaşlar. Açıklarız. Siz ne zaman isterseniz o zaman açıklarız. Yani evet, mecliste de var ama açıklarız yani. Sayın Bakan, bugün ana gündeminiz kentsel dönüşümdü. Daha önce de İstanbul'da belli başlı bölgelerde toz koparan gibi kentsel dönüşüm çok geniş bir çapta yapıldı. Fakat şöyle bir durum söz konusu oldu. Orada yaşayanlar kira yardımlarının yetersiz kaldığını, bu nedenle de riskli bir evden çıkıp tekrardan riskli eve taşınmak zorunda kaldıklarını belirttiler bu kira yardımından kaynaklı olarak. Siz buna yönelik nasıl bir alternatif geliştirmeyi düşünüyorsunuz acaba? Var mıdır? İşte o değerli arkadaşlar, hem 100 bin lira kentsel dönüşümde vatandaşımıza taşıma ve kira yardımı vereceğiz. 100 bin lira. Hem de 100 bin kiralık konut yapacağımızı biliyorsunuz açıklamıştık. 100 bin kiralık konutta da hedefimiz kentsel dönüşüme girmiş vatandaşlarımızı yapmış olduğumuz bu kiralık konutlarda desantralizasyonu sağlayarak bir taraftan kentsel dönüşümü yapacağız. Bir taraftan da vatandaşlarımızı yapmış olduğumuz kiralık konutlarda ikamesini sağlayacağız. Bunlar uygun kiralarla vatandaşımıza kiralanacak ve hiçbir şekilde satılmayacak. Dolayısıyla İstanbul genelinde de 39 ilçede yapacağımız 100 bin kiralık konutla birlikte kira fiyatlarının düşmesine de bu manada destek olmuş olacağız. Ve kiraya tutacak vatandaşlarımızı zaten vereceğimiz o 100 bin lira kira desteğiyle de çift taraflı yürütmüş ve bu soruna ilişkinde önemli bir iradeyi ortaya koymuş olacağız. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız. Bunu hep söylüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 39 ilçede bizim eserimiz var. Alın terimiz var. Şu an 171 bin konut 39 ilçede bir şekilde başlamış, yürüyor. Bakın bugün buraya gelmeden önce 5 bin konutun yine bir taraftan yıkımını, bir taraftan başlatılmasını Eyüp'te bir törenle vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla biz bu konuda kararlıyız. İstanbul'un dönüşümü noktasında gerekli her türlü iradeyi ortaya koyacağız. Bu zamana kadar evi kentsel dönüşüme girmiş vatandaşlar da bu projenin içerisine dahil mi, yoksa bundan sonrası için mi onu? Yani
kentsel dönüşümle ilgili vatandaşımızın ne sorunu varsa, ne problemi varsa biz onu çözen tarafta olacağız. Bakanlık sürecinde de biz bu anlayışla çalıştık. Elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Ve bu gerçekle yaşamak, bu gerçekle ilgili de irade ortaya koymak zorundayız. Yani İBB'li şu an CHP'li yönetimin yaptığı gibi 650 bin konut yapmaya ne gerek var gibi bir söylem içerisinde olmayacağız. Çünkü İstanbul depremi bir gerçek. Yani bunu bilim insanları söylüyor. Yani baktığınızda bugün mevcut yönetimin danışmanları, orada danışman olarak tuttuğu ve bilgisine sözde inandıkları hocalar da bunu söylüyor. Yani bir gerçek varken İstanbul'da 650 bin konut yapılmaması gibi talihsiz bir açıklamayı biz açıkçası kabullenemiyoruz. Gerçi başka bir açıklama da onlardan beklemek mümkün değil ama tabii biz kararlı bir şekilde dönüşüm yapacağız, yapmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Mevcut yönetimin zaten böyle bir anlayışı, böyle bir derdi, böyle bir tasası olmadığını milletimiz de biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Asıl olan İstanbul'u güvenli yarınlara hazırlamaktır. Bunun için de bu mücadeleyi sizlerle birlikte vereceğiz.